hiçbir zaman düşündüklerini söylemekten vazgeçme, tamam mı? Yani sözüm meclisten dışarı, bu sektörde o kadar çok yalancı var ki. Yani sırf iş bağlayabilmek için seni göklere çıkarırlar. Çıkarcı, yalancı. Yüzüne gülüp arkandan demediğini bırakmayan insanlar vardır. Sen onlardan biri değilsin. Hiçbir zaman da olma. Tamam mı? Hep böyle kal. Tamam. Teşekkür ederim Burcu Hanım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tamam mıyız? Aferin Hüsnü. Demek ki bazen insanların suratını öyle ne düşündüğünü çat diye söylemek gerekiyormuş. Sağ olun Çınar Bey. Instagram planında çok iyiydi. Al bunu da. Tebrik ederim. Bu daveti iyi sen fazlasıyla hak ettin. Çınar Bey çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben bu aşağı girebilirim. Çıktınız mı? Hı. Ben de içeri geliyordum. Şahane görünüyorsunuz Burçin Hanım. Kendi tasarımım diye söylemiyorum. Başka hiç kimse de bu kadar güzel duramazdı. Teşekkür ederim. Aklımda bir konu daha vardı. Unutmadan onu da söylesem. Tabii. Siz beni sahne arkasında bekleyin, geliyorum ben. Tabii Burçin Hanım. Unutmayın. Yavaş yavaş tekrarlayacaksınız söylediklerimi. Kulaklık tamam, merak etme aklımda. Sağ olun. Yürürken konuşabilir miyiz? 5 dakika sonra sahnede olacağım. Tabii. Diyorum ki sizinle ileriye yönelik bir çalışma yapsak. Markamızın yeni yüzü olmanızı ben şahsen çok isterim. Hı. Oturup bir konuşalım. Sizin aklınızda neler var? Aynı çizgide yürüyebilecek miyiz? Bakalım kafalarımız uyuşuyor mu? Tabii, önemli bunlar. Gerisi önemli değil. Mersin. Hafta sonu uygunsan yatla çıkarız diye düşündüm. Anlamadım tam olarak. Nereye çıkıyoruz? Kafa dinlemek için şehirden uzaklaşmak lazım. Gürültünün, patırtının içinde olmuyor biliyorsun. İnsan kendi düşüncelerini bile duyamıyor. Diyorum ki Ayvalık'tan çıkarız. İstersen Midilli'ye geçeriz. Gözlerden uzak. Parçalarım seni. Parçalarım seni ahlaksız herif. Yanlış anladın. Niye yanlış anlayacağım ya? Neyi yanlış anlayacağım? Sen kimsin? Kim var senin karşında? Sen kimi Midilli'ye geçiriyorsun? Lütfen. Midilli'ye geçecekmişsin. Sen kimsin beni Midilli'ye götürüyorsun? Ha? Ben seni Midilli'ye mi geçiririm? Yanlış anladınız. Sen kimsin? Burçin Hanım. Hayır, yanlış anladınız. Hayır, hayır. Lütfen. Terbiyesiz. Burçin Hanım, yanlış anladınız. Terbiyesiz, terbiyesiz, ahlaksız. Ahlaksız seni. Tamam, tamam. Bak, bak bir daha, bir daha sakın benim karşıma çıkma. Yemin ediyorum gebertirim seni. Duydun mu? Birazdan filmlere tekrar detaylı olarak döneceğiz. Ama şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Burçin Terzioğlu'nu sahneye çağırıyorum. Alkışlarınızla. Burçin Hanım sizi bekliyorlar. Burçin İyi akşamlar. İstanbul Film Festivali'nin... İstanbul Film Festivali'nin açılış gecesinde sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Hepimizin bildiği gibi hepiniz... biz biliyoruz ki... festival bizim hayatımızda kültür ve sanat açısından çok önemli bir yer tutmaktadır.
İlk kez 1982 yılında gerçekleştirilen festivalin sanatlar ve sinema temalı 6 film ben dayanamıyorum artık buna. Kusura bakmayın. Karşınıza böyle çıkmak istemezdim. Son anda şartlar bunu gerektirdi. Aslında festivalin tarihçesini anlatan güzel bir konuşma hazırlamıştım sizin için. Şu anda çok sinirliyim. Ne kadar sinirli olduğumu gerçekten size anlatamam. Ya da... Anlatayım, siz de duyun. Şaka mı bu? Ne yapıyor? Ne oluyor? Mahvolduk, biz bittik. Bence de. Bu sektörde yıllardır tek başına ayakta kalmaya çalışan bir kadın olarak ilk günden beri birçok zorluğa göğüs germek durumunda kaldım. Tabii ki bir tek ben değil, bütün kadın meslektaşlarım için durum 3 aşağı 5 yukarı aynı. Biraz önce kuliste bu geceki sponsorlarımdan biriyle bir görüşme yapıyordum. Başta her şey çok normaldi, adam gayet kibar ve zarifti. Sonra anladım ki aklından çok başka şeyler geçiyormuş. Bir de utanmadan karşıma geçip sen beni yanlış anladın dedi. Ben kimseyi yanlış anlamadım. Biz kadınlar olarak kimseyi yanlış anlamıyoruz. Bizlere yönelik yapılan o çirkin davranışları, mobbingleri, tacizleri yanlış anlamıyoruz. Sesimizi çıkarıyoruz. Çünkü biz susarsak bu tacizci zihniyet bitmeyecek. Oğlum yapılırsam mahvedeceğim. Sen mi, ben mi? O yüzden sesimizi çıkarıyoruz. Biz buradayız, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz ve susmuyoruz. Helal olsun Burçin.